İyi ki geldik değil mi? Ne güzel oldu. Senin Billy Az'ın ne deniyordun? Ha, kulaklarında. Dalga mı geçiyorsun sen? Geçiyorum. Suratını görsen böyle. İstemeden geldin. Ben iyi olayım diye. Ama yapma. Buranın keyfini çıkar. Kendini toparla, bir an önce iyileş de Yusuf üzülmesin diye geldim. O yüzden bana değil de kendine bak. Temiz hava al, kafanı boşalt. Konuşup durduk yere gerginlik yaratma. Emredersiniz komutanım. Asker kampı mı burası? Hava al nana, konuşma nana. Esir miyim ben burada? Bir esir varsa o da benim. Becerebilirsen sus da bir işin ucundan tut. Daha yeni geldik. Bir nefes alalım. Nefes alıyoruz zaten. Önce şu çadırları kuralım, sonra da eşyaları yerleştiririz. Biraz dinlersek ne olur sanki? İşimizi bitirirsek kafamız rahat eder. Senin kafa rahat etmez. Sen kafana takacak bir şey bulursun. Aramama gerek yok. Senin varlığın yetiyor. Benim valizimin üstünde oturuyorsun. Kalk. Emredersin komutanım. Ay. Ne güzel temiz hava. Bol bol oksijen. Kalk da şuna otur bari, kalk. Teşekkür ederim yaban. Öyle olmaz. Önce diğeri çubuktan başlayacaksın. İlk defa yapmıyorum. Karışmazsan halledeceğim. Ama susamıyorsun tabii. Her konuda bir fikrin olduğu için bilsen de bilmesen de konuşuyorsun. Bilmeyecek bir şey yok. Çok basit. Ver, göstereyim sana. Ver. Ben hayatımda senin kadar inat birini görmedim. Aynaya hiç bakmıyorsun o zaman. Al. Madem tutturdun kendin kur. Kurarım. Ne var? Sen karışmazsan şimdiye kadar bitirmiştim ben. Senin yüzünden kırıldı. Kızdırdın beni. Kafam karıştı. Bana bıraksan böyle olmazdı. Bıraktım işte. Sonuç ortada. Ne kadar becerikli olduğunu gösterdin. Bravo. Moralimi bozdum. Ondan yapamadım. Kampa neden seninle geldim ki? Sanki ben istedim. Zorla sürükledin beni. Laf dinlesen bari. O da yok. Hep inat. Ben gidiyorum. Gelme peşinden. Sen varsa bana huzur yok çünkü. Git o zaman. Geç bile kaldım. Huzur bana da lazım. Başına bir iş açıp da sonra benden yardım isteme. Bir başınasın. İstemem. Kendim görürüm işimi. İyi o zaman. Ormanın sonuna kadar yolun var. İnatçı keçi. Bana bağırmaya gelmiş sanki. Kalsın orada bir başına. Sakin. Ne dedi doktor? Stres yok. Yalnızlık güzel. Hava mis gibi.
Bıraksa ben ne güzel yaşarım burada. Ona ihtiyacım yok. Neredesin? Neredesin? Ses ver. Oyun oynamanın zamanı değil. Kim bilir hangi ağacın tepesinde. Neredesin? Mürebbiye! Yabanın kutu enerjisi işte bu. Görmediğim taşı ondan düştü çamurla. Hey! Neredesin? Ses ver. Buradayım. Neredesin? İndir kafanı aşağı. Buradayım. Orada ne işin var? Oo, çamur banyosu. Keyfin yerinde. Ben de sesin çıkmayınca başına bir şey geldi sanmıştım. Gideyim de rahatına bak. Dur. Neden? Yardım mı lazım? Değil ha? Keşke söyleseydin bana. Bu kadar hevesli olduğunu bilseydim seni çamur banyosu yapabileceğim başka bir yere götürürdüm. Hem suçlusun hem güçlü. Senin yüzünden bu haldeyim ben. Benim yüzümden mi? Hı hı. Sinir ettin beni. Sana söylerken taşa takılıp düştüm. Senin hatan değil yani. Hiç hata yapmadan başına bu kadar iş açan başka bir insan daha görmedim ben. Artık yardım edecek misin? Kalkamıyorum. Bileğimi de burktum. Kötü mü? Yürüyebilir misin? Biraz sanırım. Ama çamur kayıyor. Haklıydın. Başının çaresine bakabilirsin sen. Hiç karışmasam daha iyi. Bu sefer karışabilirsin. Ama her zaman değil. Öyleydi. Sen de bulaşacak. Bir sopa falan uzatsan. Başına ne geliyorsa çenen yüzünden geliyor. Sen ne yapıyorsun? Hala konuşuyorsun. Ver eline. Kamp sana yaramaya başladı bile. İnatçılığın kırıldı bak.
Ay. Yavaş. Bitirmişsin. Sen çamur banyosu yaparken birilerinin çadırı bitirmesi gerekti. Bir gün benimle çok eğlendin. Çamura düşmen hoşuna gitti. Sen de çamur seviyorsun demek. Beni kurtardın ama ben hala sana teşekkür etmedim. Affet. Bunu asla cesaret edemezsin. Teşekkür için. Başka amacım yok. Gerçekten. Yapamazsın. Beni tanımıyorsun. Yapma dedim. Nana deli diyenleri yalancı çıkarmak olmaz. Ne yaptın sen? Teşekkür ediyorum. Ne yaptığını sanıyorsun sen? Sen benden daha komiksin şimdi. Anlaşıldı. Sen akıllanmayacaksın. Dur! Dur! Ne yapıyorsun? Bırak beni! Ne yapıyorsun? Tamam. Söyleseydin kendim gelirdim. Çekil de elimi yüzümü yıkayın. Ne yapıyorsun? Boğulacaksın beni, dur. Sakın yapma. Sakın. Temizlen sen de. İşte bu kadar basit. Beni iyi edecek şey elimle koymuş gibi buldum. Ne de olsa dağların kızıyım. Bunlar kayalıklarda yetişir. Seyis amcam hepsini bilirdi. Ondan öğrendim ben de. Hani aniden ölüp sana miras bırakan Seyis amcam mı? Tanrım uzun ömür versin ona. Sana öyle söylemek zorunda kaldım. Abimden kalmıştı aslında. Ama sonra ses çıkmadı bir daha. Ne avukattan ne de mirastan. Kesin İdris Alçağ'ın parmağı vardır o işte. Ben araştıracağım bu meseleyi. Neyse, o kötü günlerin acıları var ya. İşte şimdi bu otlar hepsini şifa olacak. Bilmediğin otları kaynatıp içemezsin. Biliyorum. Hem de hepsini. Mesela bu kılıç otu. Sakinleştirici etkisi var. Zaten reçeteli ilacım var. Buna gerek yok. Bütün ilaçların kaynağı bu otlar değil mi? İlacı şifa yapan da zehir yapan da dozajıdır. Sen doktor musun, eczacı mısın yoksa kimyacı mısın? Kafana göre kullanacağın şeyler değil bunlar. Hele ilaç kullanırken.
Ne kadar kullanacağımı biliyorum, merak etme. Gezerken sana da bir bitki buldum. Görür görmez seni hatırlattı çünkü. Bak, senin gibi dikenli. Zor şartlara dayanıklı. Ama dokunursa... yanarsın işte böyle. Ama çölde suyu saklarmış. İnsanları en zor anlarında kurtarırmış. Dedim ya işte, aynı sen. İçi başka, dışı başka. Sen mürebbiye misin yoksa çocuk musun? Bazen anlamakta güçlük çekiyorum. Dur, kızma. Bak, çayımız hazır. İçtin mi hemen sakinleşirsin. Biri sana, biri bana. Asla içmem. Emin misin? Bak, son kez soruyorum. Sen içmeyeceksin, ben içeceğim. İçmeyeceksin. İçerim. Sakın. Sana katlanmak için iki bardak şart. Sen de içmeyeceksin. İçeceğim. Ah, biraz sıcakmış. Sabır. Kayboldu bu yine. Başına bir şey gelecek. Ne oluyor? Oh, buradayım. Buradayım. Korkma. Niye çıktın oraya? Kuş yemi koymak için çıktım. Yazık kuşlar. Aç kalmasınlar. Beni merak mı ettin sen yoksa? Maalesef. Anladım ben. Sen hep kızıyorsun bana ama aslında sen beni seviyorsun. Ne saçmalıyorsun sen? Endişeleniyorsun işte benim için. Bana bir şey olmasın diye hep peşimdesin. Ay. Dikkat et! Yine düşeceksin. Düşme. Ne bu garip haller? Bir şey olmuş sana. Yok, gayet iyiyim ben. Geçen düştüğümde nasıl bağırmıştın bana değil mi? Hemen iniyorsun oradan. Hayır, inmiyorum. İyi burası. Bu gece kuşlarla birlikte kalacağım. Onlar hiç bağırmaz bana. Değil mi kuşlar? İyi misin sen? Kuş falan yok orada. Evet, ben iyi bir insanım.
Hiç kimseye zararım yok. Hep bağırıyorsun bana. Ayrıca kuş orada. Göremiyor musun? Bitki çayı. Bak sinirleniyorum. İn oradan aşağıya çabuk. Bak işte. Yine bağırıyorsun. Lütfen de. İner misin de? İn oradan. İn oradan derhal. Bilmem. Burada çok rahatım. Bağıran yok. Dur bakayım. Bir ses duydum sanki. Yoksa lütfen mi dedin sen bana? Bu kadar zor mu? Sağlanıp durma kırımlı. Başın dondu. Çabuk aşağı in oradan dedim sana. Hemen. Lütfen. Tabii inerim. Yavaş ol. Ayağını sağlam bas, iyice tutun. Merak etme, düşmem. Hadi yürüyelim biraz. Aklımdan bile geçirme. Otur yerine. O içtiğin şey yüzünden mutlaka. Bir şey olmuş sana. Nasıl yani? Gözlerin bir değişik bakıyor. Nasıl değişik? Ne var gözlerimde? Göz bebeklerim büyümüş. Senin gözlerin de güzelmiş. Hem de çok güzel. Kahverengi. Sen bırak beni de kendine gel. Ne yaptın kendine böyle? Ne yapmışım? Bir şey yapmadım ben. Sarhoş gibisin, görmüyor musun? O otu kılıç mıydı, her neyse adı. Gerçekten tanıdığına emin misin? Buna kılıç otu denir. Aynı kılıç işte. Bu ne peki? Bu pek onlara benzemiyor. Şey bu. Şey işte. Bu bitkiyi tanımıyorum ben. Ama tanışırız. Merhaba bitki. Ben Nana. Şu haline bak. İlacın varken bunlardan şifa beklersen böyle olur işte. Ne olmuş ki? Her şey çok güzel işte. Hatta şimdi gidip kalında içeceğim. Hayır. Dur yerinde dur. Ah! Bu. Bak. Dur bir dur. Bitki doz aşımında veya başka bir bitkiyle karıştırılıp içildiğinde serotonin sendromuna yol açar. Kullanan bazen coşkulu, cesur, umursamaz, bazen de içine kapanık olabilir. Etkisini azaltmak için bol bol su içmeli, 2-3 saate kadar etkisini kaybeder. Her
her şeyi biliyorsun öyle mi? Kendine ne yaptığını gördün mü? İyiyim ama ben yürüyüşe bile çıkarım istesem. Otur yerine, otur. Otur. Yeter, ne olur yeter. Yarım saat sadece su içiyorum. O bitki çayını nasıl içtiysen bu suyu da öyle içeceksin. İşte hep bunu yapıyorsun. Otur. Sen niye konuşacağız kırıyor? Oturmazsam içmem suyu. Keşke etkisi bayıltmak olsaydı. En azından kafamı dinlerdim. Bak işte, senin sorunun bu. Aslında hoş adamsın. Çok cesursun. Yakışıklısın. Sonra... Çok güçlüsün, dürüstsün, zekisin. Ama huyların kötü. Kötü mü? Herkese bağırıp çağırıyorsun ya, bunu diyorum. O huyun kötü işte. İnatçısın, sertsin. Yabansın yani. Tamam, yeter. Su içtikçe iyi olacağına daha beter oldun. Ama hata bende. Ne diye geldiysen bu deliyle dağ başına. Bak, bozuldun. Anlıyorum ben. Ben de duysam gerçekleri... Yeter saçmaladın. Geç yerine otur ve sus artık. İçmeye devam et suyunu. Emredersin komutanım. Bu suyu içeceksin. Sakın. Otur yerine ve susmaya devam et. Tamam, kıpırdamıyorum. Konuşmak da yasak demiştim. İstemiyorsun sen beni. Çok iyi anladım ben. Neden ağlıyorsun? İstemiyorsun sen beni. (Gülüyor)
Tamam artık ağlama. Ben şimdi ormana gidiyorum. Sen de burada kal, sakinleş ve kafanı dinle. Tamam mı? Evi içtiyse o şeyi, su bile fayda etmiyor. Delirdin mi? Aç kapıyı. Beni istemiyorsun. Ben de gidiyorum işte. Aklın yerinde değil. Başına bir şey gelecek. Aç. Nasıldı bu? Ha, buldum işte. Dur. Dur diyorum sana, dur. Dur. Dur, nereye gidiyorsun? Deli edersin sen adamı. Sen kazanın, belanın yeryüzündeki karşılığısın. Ama suç sende değil. Suç bende. Seninle yola çıkan da kabahat. Asıl seninle çıkan da kabahat. Kabahatımın tekisin işte. Hep şikayet, hep gerginlik. Hayattan keyif al biraz. Senin yanında hayattan keyif almak mı? Eksik kalsın. Kurtulduk. Bak, orada ev var. Kurtulduk sonunda. Dur. Merhaba. Kimse var mı? Kimse yok mu? Ah, açıkmış. Sanki bizi bekliyorlar. Dur, ne yapıyorsun? Girme. Ama kapısı açık. Hem belki içeride tatlı amcayla teyze vardır. Duymuyordur kulakları. Saçmalama. İçeride kim var bilmiyoruz. Ne güzel çiçekler var burada. Çık hemen. Kimse yok mu şükür Tanrı'ya? Bize sinilecek bir yer verdi. Hep böylesin işte. Umursamaz, sorumsuz, haddini bilmez birisin. Giriyorsun her yere izin almadan. Sahibi nerede, biri var mı yok mu düşünmeden dalıyorsun içeri. Kapıyı kilitli değildi. Hem başka nereye girmişim izin almadan? Hı? Kafan nereye eserse işte. Yürü çıkıyoruz. İyi yaşa. İyice otur şöyle. Üşüdüm biraz. Isın sobanın başında, sonra da gideceğiz. Montunu da almamışsın arabadan çıkarken. Çocuk gibi sahip çıkmak gerek sana. Ne işiniz var evimde? Kimsiniz? Sakin ol, sakin ol. Kötü bir niyetimiz yok. Kötü niyetiniz yok demek. O zaman niye girdiniz evime? İndir onu. Bak, salaklık çıkacak. Sen bana salak mı dedin? Hayır, hayır. Öyle demedim. Sakatlık demek istedi. Evet, öyle diyecektim. Benim Türkçem çok kötü.
böyleydi. Böyle. Sonra böyleydi. Sonra böyleydi. Sonra. Evet, hepsini hatırladım. Bak, bu bizim geneliksel danslarımızdan biri.